Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. Galibiyet ve Zafer, Ulusal Birlik Partisi Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar'da oldu. Kıbrıs'tan Türkiye'ye, Türkiye'den tüm dünyaya herkes dört gözden Kıbrıs'a kitlenmişti. Çünkü bu seçim çok çok önemliydi. Bu seçim hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devlet olaraktan şaha kalkışının hem Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'deki Türkiye KKTC adımlarının daha da güçlenerek artması yönündeki hem de Orta Doğu'daki gelişmelerin Kıbrıs'ta önemli bir adımı olacaktı. Önemli bir mevzi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bu noktada bu bağlamda Türkiye KKTC büyük işlere imza atacaklardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması yönünde yeni adımlar gelebilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir K aşağı düşebilir artık. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyebiliriz. Çünkü iki devletli bir görüşmeler silsilesinin başlanması bekleniyor. Kıbrıs'ta federasyon öldü deniliyor. Artık federasyon görüşmesi yok. Kıbrıs'ta Türkiye'siz hiçbir adım atılamaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Kıbrıs Türkleri ve Türkiye. Bir bütündür, birdir, beraberdir. Bizi birbirimizden ayırmaya, bölmeye, koparmaya çalışanlar yok mu var ama buna muvaffak olamazlar, başaramayacaklar Allah'ın izniyle. Çünkü buradaki yapı, buradaki güçlü yapı asla ama asla değiştirilemez. Bizler özümüzü, geçmişimizi, tarihimizi çok iyi bilenleriz. Bunu gelecek nesillere de aktarmaya çalışıyoruz. Aktarmalıyız. Arada kopukluklar oluyor mu? Oluyor. Bu sadece Kıbrıs'ta yaşanan bir olay değil. Türkiye'de de var sevgili dostlar. Hani böyle geçmişini bilmeyen, geçmişini unutan, geleceğe farklı gözle bakan bir kitle, bir nesil yetiştirmeye çalışıyorlar. Bir nesil elde etmeye çalışıyorlar. Bunu da Avrupa'daki merkezlerde, bunu da Amerika'daki merkezlerden oradan fonlanan vakıfların fonladığı aracılıklarıyla bu işleri yapmaya çalışıyorlar. Gözümüzü dört değil, gözümüzü bin açmalıyız. Hani bu kanalda siyaset yapmak istemiyorum, siyasete girmek istemiyorum. Çünkü siyasete girdim mi işin içinden çıkamayız. Bazen kısır siyaset bizi birbirimizden uzaklaştırır, bizi birbirimizden soğutur. Bizler uzak ulaşmamalıyız, yakınlaşmalıyız, bir bütün olmalıyız. Bunun için siyaseti sandıkta yapıyorum. Siyaseti sadece siyasete girdiğim zaman yapacağız. Şimdi yerli ve milli adımlarımızı, yerli ve milli gelişmelerimizi dünyadan Türkiye haberlerinin hepsini sizlere derleyip toparlayıp aktarmanın zamanı zaten bunu yapıyorum. Dün sizlere video çekmek istiyordum fakat kısmet değildi çünkü rahatsızdım. Bugün daha tam rahatsız matlatamadım ama sizlere de habersiz bırakamazdım videoya devam. Son yaptığım videoda sizlere bir konudan bahsetmiştim. Yunanistan böyle dosyayalara derledi topladı Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi ambargo uygulayın diye şikayet yapmıştı. Bu şikayetin sonucunda Yunanistan red oyu aldıydı. Bu red oyunun içinde kimlerin hangi ülkelerin evet hangi ülkelerin hayır verdiği ortaya çıktı kim. Almanya, İtalya, İspanya, Malta ve Macaristan hayır Türkiye'yi ambargo uygulamayın dedi. Fransa, Avusturya ve Slovenya ise evet Türkiye'yi ambargo uygulayın dedi. Diğer ülkeler ise ne evet ne hayır çekimser kaldı. Yunanistan cız çıplak. Şimdi burada Almanya'nın, Malta'nın, İtalya'nın, İspanya'nın, Macaristan'ın durumu ve tutumu çok önemli. Bunlar hala, bu ülkeler hala Türkiye'den yana tavır alıyor. Türkiye'nin karşısında durmuyor. Diğer taraftan geçiyoruz. Avrupa Birliği Yunanistan'ı ikiye bölmeye hazırlanıyor. Nasıl ikiye bölmeye hazırlanıyor? Ege Denizi'ni, Adalar Denizi'ni AB ikiye bölmeye hazırlanıyor denildi Yunan medyasında. Niçin? Sizlere yaptığım haberde bir harita göstermiştim. En son yaptığım videoda neydi o harita? Türkiye'nin yeni arama kurtarma güncellenmiş sahalarını içeren harita. Haritayı tekrar paylaşıyorum. Görüyorsunuz eklenen kısımlarda sözde Kıbrıs rumlarının map alanı, sözde Kıbrıs rumlarının arama kurtarma alanı da artık Türkiye'ye dahil edildi. Ege Denizi boydan boya ikiye bölünmüş gözüküyor. Yunanistan bunu kendisine yediremiyor. Yunanistan diyor ki Avrupa buna göz yumuyor. Avrupa dediği de Almanya. Almanya çünkü Ege Denizi'nin ikiye bölünmesini istiyor. Hatta ki hatta Türkiye sadece Ege Denizi'nin ikiye bölünmesiyle kalmayacak. Türkiye bu haritada gördüğünüz alanların da aynısını havada uygulayacak. Fır hattı Ankara fır hattı, İstanbul fır hattı. Yani Türkiye fır hattını uçakların uçuş güzergahının sorumlu olduğu bölgelere fır hattı denilir. Türkiye'nin fır hattı tamamen kendisinin dibinde geçen alandır harita. Yani Türkiye haritasını düşünün. Onun tam karalarının bittiği, sınırlarının bittiği noktadan itibaren Türkiye'nin fır hattı bitiyor. Geri kalan kısımda kim başlıyor? Yunanistan başlıyor. O bir taraftan Kıbrıs durumları başlıyor. Türkiye artık havadaki fır hattını da değiştirmeye hazırlanıyor. Bunu da yapacaktır diyor Yunan basını. Evet Yunan basını doğruyu görmeye başladı. O bir taraftan geçelim Yunanistan yeni bir şeylerin hazırlanmaya başlıyor. Neye hazırlanmaya başlıyor? S-300'leri test yapacakmış. Niye? Vay efendim, Türkiye S-400'leri gitti test yaptı. E ben de Girit'te bulunan S-300'lerin testini yapacağım diyor. Ama Yunanistan'da da bir korku var sevgili dostlar. Ne mi korkusu? Hmm. Türkler, Ermenistan'da Türk İHA'ları, SİHA'ları nasıl olur da S-300'leri imha ediyor. S-300'ler nasıl olur da Türklerin İHA'larını, SİHA'larını göremiyor, vurmuyor. Yunan'da, Sirtakiler'de bunun korkusu var. Türk İHA Ermenistan hava savunma sistemlerini Ermenistan S-3 üzerine kevgire çevirmesi Yunan'da adeta bir panik havası yaptı. Yunanlar panikliyorlar çünkü Türkler S-3 üzerinin açığını keşfetti. Türk mühendisler bunun açığını buldu ve ona göre İHA SİHA üretiyor. Türkler bizim S-3 üzeri de vurabilir. Vurabilir aslında fazla oldu. Vurur. Vurur. Vuracağız. Hı? Yunan diyor ki Türkler S300'lerin açığını buldu. Hava ha bombalıyor. Bomba bomba deli etti S300'leri. Evet, evet. Olympus'un çocukları. Doğru bildiniz. Aynen öyle. Türk mühendisleri S300'lerin açığını buldu. Buldu ki böyle yapıyor. Sizler de kaç yıllık, 20 yıllık, 25 yıllık s 300lerini tozlu ambardan çıkarıp da böyle denemeye kalkmayın. E, deneyin sonunu. Ermenistan'daki filmde gördünüz. Aynen öyle olacak. Türkiye'nin beraber Azerbaycan bir bütündür. Bizi ayıramazsanız zaten tamamen birleşmemize de az kaldı. Az kaldı diyorum. Ne oluyor? Azerbaycan Türk ordusu, kahraman ordusu İran sınırı boyunca Dağlı Karabağ'ı Ermenistan işgalcilerinden kurtarıyor. Geliyorlar. Hem de öyle fotoğraflar yayınlandı ki, öyle videolar yayınlandı ki sevgili dostlar İnsanın böyle sevinçten uçası geliyor. Neler mi yayınlandı? Görmüşsünüzdür sizlerde. Azerbaycan'ın ordusu bayrağıyla beraber Ermenistan-Azerbaycan sınırı boyunca ilerliyor. Karşıda İran tarafında Türk kardeşlerimiz. Alkışlarla, ıslıklarla Azerbaycan askerlerini selamlıyorlar. Elhamdülillah. Türkçe konuşarak birbirlerine selam atıyorlar. Ya arkadaş bundan güzel bir şey var mı? Yok. Ne oluyor? Dağlı Karabağ Ermenistan işgalinden kurtarılacak. Laçin bölgesi var. Bu Laçin bölgesinde Laçin geçidinde de elbet ama elbet Türkiye, Azerbaycan birleşecektir. Biliyorsunuz Türkiye, Nahçıvan. Arada küçük bir bölgede Ermenistan işgali var. Ondan sonra tekrardan neresi? Azerbaycan başlıyor. Oralarda gelebilir mi? Gelir. Gelir. Yeter ki niyetiniz halis olsun ve oraya doğru hızla ilerliyoruz. Sizlere bu konuyla ilgili özel bir video hazırlıyorum sevgili dostlar. İnşallah yakın zamanda anlatırım. Tabi Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın silahlı araçlarını, gereçlerini, hava savunma sistemlerini Türkiye'den aldığı İHA sistemleriyle kevgire çevirmesi Ermenistan'da şokları yaşatmaya devam ediyor. Ve Ermenistan resmen NATO'ya başvurdu ki Türkiye'den satın alınan İHA'lar, SİHA'lar nerede? Azerbaycan'da kullanılmasın. Oldu canım, oldu. Sen aldığın her çeşit füzeyi Azerbaycan'a at, salla. Türkler öylece sana uzaktan baksın. Çok beklersin. Seni ezim ezim ezeceğiz. O bir taraftan geçiyorum Suriye cephesine. Uzun zamandır sizlere Suriye cephesini anlatmıyorum. Ara ara anlatıyordum. Suriye cephesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. İdlib'de bulunan gözlem noktalarımızdan 3 tanesi, 4 tanesi boşaltılacağı iddia edildi. İdlib sınırının en uç bölgesinde bulunan Morek üssü boşaltılmaya başlandığı iddia edildi. Sevgili dostlar, Türkiye 3 veya 4 adet gözlem üssünü boşaltacak, geri çekecek ama Türkiye yeni yerlere hazırlanıyor. Şimdi Rusların baskısı baskısı üstüne bu gözlem noktaları boşaltılıyor. Çünkü ikmaller yapılamıyor sevgili dostlar. Her tarafı Esad güçleri tarafından kuşatılmış bir yerde kaldı. 3 tane 4 tane Türk gözlem noktası. Esasen baktığımız zaman 6 veya 7 adet gözlem noktamız etrafı kuşatılmış ama 3 veya 4'ü daha daha ileride olduğundan dolayı çok daha zor ulaşılır bir pozisyondaydı. Oraları boşaltırız Halep'i de alırız. Alır mıyız? Alırız. Hepsi vakti zaman gelince olacak. Dediğim gibi Suriye itip de ileri uçta bulunan gözlem noktalarımızdan 3-4 tanesini boşaltıyoruz. Ama Jebe Zaviya bölgesindeki üstlerimizi de güçlendirmeye devam ediyoruz. Takviyeler devam ediyor. Zırhlı araç gereçler ve bloklar, beton bloklar bölgeye Takviye ediliyor. Sevgili dostlar İdlib'de büyük bir savaşa hazırlanıyoruz. Çünkü İdlib'de farklı olaylar yaşanmaya başlanabilir. Bu yaşanmayı engellemek için Türkiye gerekli tedbirleri alıyor. Alıyor. Dağlık Karabağ'da Rusya'da kaybediyor. Dağlık Karabağ'da Avrupa'da kaybediyor. Dağlık Karabağ'da Amerika'da kaybediyor. Bu bölgeler kaybedilince ve özellikle özellikle İran kaybediyor tipte farklı bir provokasyona girişebilirler. Bunu engellemek için ileri uçta bulunan gözlem noktalarımız geri çekiliyor. Ve daha kısmi bulunan gözlem noktalarımız M4 Karayolu'nun güney cephesinde bulunan gözlem noktalarımız ise güçlendiriliyor. Arkada haritayı paylaşıyorum. Amerika'dan Sisi'ye tehdit mesajı, tehdit mektubu. Aa ne oluyor? Şimdi Amerika hani Mısır'la arkadaştı. Arkadaş değildi yok canım. Mısır hani Amerika'nın bir nevi kontrolündeydi. Evet kontrolünde. Nasıl olur da Amerika Mısır'a Sisi'ye tehdit mektubu gönderir. İlginç. Çok ilginç. Bugün Amerikan Washington Post gazetesi yazdığı haberde Amerika'da demokrat senatörlerden 60 tanesi Sisi'ye mektup yazaraktan Biden başkanlık seçimini kazanırsa Mısır'da Mısır'ın Sisi'nin kulağını çekeceğiz dedi. Sisi tehlikede. Sisi bu tehditten, bu tehlikeden kurtulmak için Türkiye ile bir bütün olmaya çalışmıyor ama Türkiye ile de arayı düzeltmeye çalışıyor Sisi. Düzeltmeye çalışıyor. Amerika'da Biden başa gelirse Sisi bayıltacak. Türkiye'den savaş gemileri, hücum botlar satın alan Katar, Katar'dan yeni alım mesajları gelmeye başladı. Katar, bakın önemli sevgi dostlar, ilk defa Türkiye'den SİHA sistemleri almak istiyor. Katar Savunma Bakanı Türkiye'ye yaptığı ziyarette bölgeleri, bayrakları, TUSAŞ'ı gezdi ve SİHA'lar almak için hazırlanıyor. SİHA'larımız Katar yolunda. Şimdi daha önce Katar niçin Türkiye'nin siyahı almadı derseniz çünkü bölgede Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn büyük bir baskı uyguluyordu. Onun için almayı bekletti bekletti artık Katar'ın da eli güçlü. Katar rahat. Çünkü Türkiye sözünü hem Amerika'ya hem Çin'e hem Rusya'ya hem Avrupa'ya herkese geçiren bir güç olma yolunda ilerliyor. Katar'da bu noktada artık tamamen ne Suudi ne Bayi dinlerim. İhalar, İhaları alırım dedi. Al hayırlı olsun. Şihan'ın sesini duyan Bin Zayet, Bin Selman artık sığınacak, delik arayacak. Sizlere Türkiye ve Umman arasındaki askeri yakınlaşmanın ve normal yakınlaşmayı anlatmıştım. Türkiye, Umman'da yeni yeni üstler yapmaya hazırlanıyor demiştim. Ve bunun haberleri gitgide artmaya başladı sevgili dostlar. Arap basınından her taraftan Türkiye, Umman yakınlaşmasının haberi gelmeye başladı. Daha çok gelmeye başladı. Daha çok geliyor ve aynen şu söyleniyor. Türkiye en büyük üstlerinden bir tanesini Umman'a yapmaya hazırlanıyor. Katar, umman. Arada kalacak olan, tost olacak olan baya bin zayet, suut onlar düşünsün. Tostu da severiz hani. Türkiye Umman Askeri İşbirliği anlaşmasında Umman ordusu 5 yıl içinde Türkiye tarafından güçlendirilecek. Umman donanmasına da Türk yapımı reis sınıfı denizaltıların bir benzeri üretilip satılacak. Türk denizaltıları umman yolunda. Diğer taraftan Rus basınının yazdığı haberler. Rusya diyor ki Türkiye Kırım'da Kırım Türklerinin Tatar Türklerinin ayaklanmasını istiyor. Bu noktada adımlar atmaya hazırlanıyor denildi Rus basınında. Rus basını diyor ki Türkiye Ukrayna arasında imzalanan askeri işbirliği antlaşması o kadar geniş bir yetki alanı veriyor ki Türkiye yakın zamanda Ukrayna'da üst kurabilir. O Ukrayna'da üst. Olur mu? Olur. Olmaz diye bir şey yok sevgili dostlar. Ukrayna'nın sığınacağı tek liman Türkiye kaldı. Ukrayna Avrupa'ya güvenemiyor çünkü Avrupa'nın bir ordusu yok. Ukrayna Amerika'ya güvenmiyor. Ukrayna Çin'e güvenmiyor. Ukrayna bölgede etkin, yetkin ve güçlü bir ülkeye ihtiyacı var. Bu da Türkiye'dir. Bu bağlamda Ukrayna Türkiye ile ilişkilerini çok çok geliştiriyor, arttırıyor. Türkiye yaptığı füzelerde İHA, SİHA sistemlerinde Ukrayna motorlarını, Ukrayna üretimi motorları kullanıyor ve şimdi bu ilişkileri daha da güçlendirerek ortak üretim safhasına geçtik. Sizlere geçen haberini yapmıştım. Beraber Ukrayna, Türkiye ortak motor üretecek. Ama her türlü motor. Kara araçlarının, her türlü kara aracının motorunu, tank motoru, o motor, bu motor, her türlü hava aracının motoru her türlü deniz aracının motoru Ukrayna-Türkiye işbirliğinde üretilecek. Önemli mi? Çok önemli. İngiltere'den Türk İHA sihalarına övgüler övgüler üstüne geliyor. Ya hakikaten aklımız böyle şaştık kaldık. Yahu biz gerçekten bu kadar ileri miyiz? Yoksa bunlar farklı bir şey mi düşünüyor? Böyle bize haberler yaptırarak da haberleri yapıyorlar. Dünya kamuoyuna sunuyorlar. Sevgili dostlar. Allah'ın bir nimeti. İha Siha noktasında inanılmaz derecede öne geçtik. İnanılmaz derecede ilerledik. Şimdi sevgili dostlar İngiliz Intercept dergisi gazetesi yaptığı haberde. Türkiye Amerika'ya kafa tutarak İHA'lar SİHA'larda bir numara olma yolunda ilerliyor. Türkiye'nin bu bir numara yolunda İHA SİHA çağını başlatan güç olarak Türkiye gözüküyor. Türkiye nasıl olur da Amerika'dan da öne geçer pozisyonda duruyor. Duruyor çünkü aktif olarak sahada İHA'ları, SİHA'ları kullanan bir ülke varsa Türkiye denildi bu İngiliz gazetesinde. Hmm. Şimdi dünyada başka ülke hiçbir alanda Türkiye'den daha çok İHA'ları, SİHA'ları bizzat sahada kullanmadı. Kullanan Türkiye'dir denildi haberde. Öyle ki Suriye cephesi, öyle ki Libya cephesi, öyle ki İran kuzeyi cephesi, Öyle ki dağlı karava, taşnakların cephesi, uçan taşnaklar. Türkiye İHA hem kullanıyor hem geliştiriyor hem de farklı farklı versiyonlarının üretilmesi için bu alanlarda çalışmalarını yürütüyor. Geçen sizlere bir fotoğraf paylaşmıştım. Fotoğrafta görmüştünüz. Böyle kavis yaparak sanki futbolcu friki var gibi mevzinin tam içine giren bir bomba. Akıllı mamle bombası. Şimdi iddialar farklı yönde de geliyor. Bu hem bir mamle bombası geliştirilmiş yeni test edilmeye başlanmış mamle bombası olabilir. Hem de Türklerin kamikaze sihaları olabilir. Nasıl? Havada siha, İHA gidiyor. Aşağıda küçük kamikaze bomba ihası, siyası uçuşa geçiyor. Ve tünelin mevzinin ağzına içine girerekten bum havada taşnak parçaları. Olur mu? Olur. Çalışıyoruz, üreteceğiz ve üretiyoruz Allah'a çok şükür. Dünyada İHA'larla SİHA'larla operasyon yapan nadir ülkelerden biri Türkiye. Hatta tek ülke Türkiye'dir denildi. Bu İngiliz gazetesinde, İngiliz dergisinde elhamdülillah diyelim. Büyüyeceğiz, daha da büyüyeceğiz. Geçmişte yarım kaldık. Şimdi bu geçmişte yarım bıraktığımız işleri çok hızlı bir şekilde ilerletiyoruz ve ilerletmeye de devam edeceğiz. Allah bizlere güç ve kuvvet versin, zihin açıklığı versin. Sevgili dostlar durmadık durmayacağız her zaman ümit varız ümit var olmalıyız çünkü gelecek inşallah ama inşallah Türkiye'nindir İslam'ındır. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.